Odaya bakımına koyayım. Sadım asıldığı yer gibi. Ya. Merhaba arkadaşlar. Ben Devrim. Ben geri döndüm. Vallahi yaklaşık bir 5-6 ay. 5-6 ay. Dönmeseydim falan çocuğum oldu getireyim. Yani neden 5-6 ay video çekmediğimi anlatmak isterdim fakat buna ne sizin ne de benim zamanım var. Yo, benim aslında gayet zamanım var. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir işim yok. Ay, sonuç olarak geri döndüm tamam. Tamam. Ya bayağı 2 aydır her gece düşünüyorum böyle ne çeksem diye. Biliyorsunuz ben Instagram'da bayağı yayın açıyorum. Şu son 1 aydır hiç açamıyorum gerçi ama. Orada beni takip eden arkadaşlardan hep story time, hikaye, anı videosu çekmem istendi. O yüzden yine bir anı videosuyla karşınızdayım. Normalde tamamen farklı bir şey çekecektim fakat dedim ki 5-6 ay video mu çekmedin? Patron onlar. Bugünkü anı videom bir potpourri mi diyorlardı ona, böyle birçok şeyin birleşimi falan, evet. Benim ve ailemin başına gelmiş paranormal olaylardan bahsedeceğim size. Neden bu kadar mutluyum peki? Peki alışmış artık. Anne banyoyu bile dalıyordum, orada cin var yalnız, haberin olsun falan. 4 tane hikaye anlatacağım. Bunların ikisi benim, ikisi annemin başına gelmiş hikayeler. Fakat sonuncuyu özellikle sona sakladım. Ya onu anlatırken büyük ihtimalle bakın şöyle kaldım ya, onu düşündükçe böyle kalıyorum. Onu hiçbir şekilde hani diğer 3 hikayeyi böyle şeye çevirebilirim. Yani anlatırken gülebilirim, eğlenebilirim fakat sonuncuyu anlatırken gülmemin hiçbir şekilde imkanı dahi yok. Bu arada video çekerken üstten yansımam gözüküyor değil mi? Evet bak şuradan gözüküyor mesela. O neden biliyor musunuz? Birçok arkadaş soruyor bunu. Yatağımın üzerine telefonumu bırakmıştım. Mia köpeğimi yürüyüşten getirdiğimde cebimden anahtarı çıkarıp yatağıma atacaktım. Ve tabii ki de Devrim Başaran olduğum için anahtar... Çatladı. Birinci hikayeyle başlıyorum o zaman. İlk hikaye ben 12-13 yaşındayken falan oluyor. Bu hikayeyi birçok Instagram yayınımda anlattım aslında ama fakat... Malzeme yok anacığım ya, anlatacağım pardon. Kusura bakmayın. Benim doğduğum ev 2+1 bir evdi. Yani ablamla ranzada kalıyorduk biz. Gece uyuyorum. Ben alt katta yatıyordum tabii de her zamanki gibi. Küçükler her zaman alta itelenir. Gece böyle 3, 2.5, 3 ve ne? Gece 2.5, 3 falan böyle yatıyorum. Alt kattayım ranzanın. Uyandım. Şu kapıyı düşünün mesela. Şu kapı duvara doğru açıldığında duvar arasında kalan boşluğu hayal et. Ay şu yansıma benim gerçekten çok sinirim oldu başladım. Ama çok bakın paranormal olaylar anlatıyorum. O yüzden çok şık da durabilir aynı zamanda. Evet. Neyse. O duvarlar arasında boşluk var. Onu aklınıza şey yapın. Saat 2.5-3 falan böyle. Uyandım. Babam kapıyla duvarın arasında duruyor. Bir kaldım böyle, yani o duvarda bakabilecek hiçbir şey yok. Yani duvara bayağı şöyle duruyor falan. Dedim herhalde uyku sersemim, herhalde orada bir şey var, ona bakıyor. Ya bir sivri var, onu öldürecek falan. Neyse abi. Dedim baba sen ne yapıyorsun? Birden hiçbir şekilde olmamış gibi şey yaptı. Yat sen ya, sıkıntı yok dedi. Sen yat oğlum sen geri dedi. Okey, bye falan diye geri yattım. Yarım saat, bir saat sonra tekrar kalktım. Bir baktım holün ışığı açık. Saat 4 falan böyle. Eve benim babam 4'te kalkmıyor. Neyse abi kalktım, tam odamdan çıkacağım, hole gireceğim, ışık açık ve babam hol ışığının altında duruyor. O ana kadar aklıma niye gelsin amına koyayım, rahatsız mıyım? O zamana kadar aklıma hiçbir şey gelmemiş, hani böyle bok püsürdüm falan. Allah'tan evde tek değilim. Anne! Ha orada mısın? Tamam. Neyse. Aklıma direkt, ya tabii ki de paranormal hiçbir şey düşünmedim. Aklıma direkt şey geldi küçük bir çocuk olarak. Hani her babanın maddi sıkıntısı olur zamanında, olmuştur veya olacaktır. Herhalde dedim hani uyku tutmadı adamı, dolanıp duruyor deli dana gibi falan. Yanından geçtim, dedim yüzüne baktım. Baba dedim senin bir sıkıntın mı var, sen iyi misin falan. Birden önceki naifliği gitti, tamamen şey yaptı. Ben sana uyu dedim. Ben sana uyu dedim, sen niye ayaktasın ya yaptı. Ben de döndüm şey dedim, su içmeye kalktın, kendine gelir misin, hani bir kendine gel falan diye gözümü belerttim, gittim. Tekrar bir göz belertme hani cık 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 yapmak için falan. Arkamı döndüm, babam yok. Bir iki dakika falan. Baba. Babam. Ay Allah'ım neler getirdim başıma. Direkt annemle babamın odasına koştum. Babam. Horul horul uyuyor. Horul horul.
Aynen şöyle. Gözleri açık değil. Tabii ki de. Fakat o an hani böyle şey olduğumu hatırlıyorum. Ve bakın şu an bile hani bu benim boz bıyıklı babam şu an uyuyor ama o kimdi peki? Baba, babam, su içmeye kalktım baba. Uyan. Neyse ve nasıl bir artık gittim odama yattım. Odama yattım. Ben şu an bu başıma gelse var ya yeminle ülkeyi falan terk ederim. Böyle, Türk Hava Yolları mı? Şanghay Çin'e bilet istiyorum. Evet. Gidiş. Çünkü dönmeyeceğim. Bu hikaye böyle ikincisi. Ay ikincisi de çok korkunç. Evet bunda da hayır bunun dalgasını net geçerim. Bu arada benim başıma gelen iki olay da o evde başıma geldi. O yüzden hani o evde bir sıkıntı var. Sıkıntı bende. Ben hayatımın bir bölümünde ergenliğimden önce böyle 9 yaşından 12 yaşına kadar falan annemlerle yattım. Çünkü bir şey beni dürtüyordu amına koyayım. Ben yatamadım ulan. Ulan yatamadım o odada yatamadım ulan. 3 yıl 4 yıl boyunca annemlerin arasında yattım. Bir de minyon bir tip olduğum için o zamanlar daha da küçük şu kadar böyle. Neyse abi. Ben o küçük yaşında da o evde bir bokların olduğunu biliyordum zaten. Böyle büyüdür, boktur, püsürdür falan. Neyse abi. Gece yatıyorum. Bakın bu kesinlikle bir rüya değil. Bunu anlattım herkes şey dedi çünkü. Abi rüya görmüş olabilir misin? Rüyaya benziyor bu falan. Hayır dedim değil. Ben rüya görmem. Neyse abi. Yatıyorum böyle. Yatak şöyle. Şuradan da hol var. Ulan kalktım Arapça bir şeyler geliyor kulağına. Ve biz evde kimse Arapça konuşuyor. Konuşmuyor falan. Neyse abi yatıyorum böyle bir de taklit etmek gibi olmasın şimdi de. Şey bir ses geliyor böyle hani. Mevlüt Üsler'e gittiğinizde Kur'an düz değil de böyle bir hani nameli ilahi gibi okunur ya. Hepiniz biliyorsunuzdur onu hani böyle. Falan gibi. Ulan dedim bu ses nereden geliyor falan hani. O zaman da trole vuruyorum. Kim lan bu falan? Uyandırma lan beni falan. Kalktım. Bir de hani yanında annem babam var ya. Kendime güveniyorum falan. Yataktan kalktım. Sola döndüm. Salonun ortasına bir baktım. Salonun ortasında adamın teki namaz kılıyor. Namaz kılıyor. Şakam yok. Namaz kılıyor. Anında avazım çıktı. Falan diye çığlık attım. Annemler tabii ki uyandı. Biz daha net. Ve ne oluyor falan diye babam direkt böyle bir kalktı ne oluyor lan evde hırsız mı var lan benim oğlum kim ne yaptı falan diye babam be. Babam ulan. Neyse evi kontrol ediyor falan. Rüya olmadığını oradan biliyorum çünkü yani tekrar olsa ha okey. Rüyaydı falan. Sabaha kadar uyumadık o yüzden rüya olmadığını biliyorum. Bu bayağı benim kanıma işlemiş bir hikayeydi. Bayağı bana işlemişti bu zamanında yani. Üçüncü hikaye bu annemin başına gelen. Bu olaylardan sonra benim annemin zaten başına geliyordu o evde bir şeyler. Hani böyle spesifik bir olay olmasa bile hani durup dururken bir şeyin düşmesi, durup dururken ev kapısının açılması gibi şeyler falan. Ve benim babam hani inançlı bir insan değil, annem inançlıdır. tabii ki de her annenin yapacağı gibi babamın kolundan tutup hocaya götürdü. Babam şey yapıyor, nereye gidiyoruz biz falan. Annem de böyle dünden razı, Türk kadınlarında var diyor ya türbeye ya da hocaya bir istek ya da bir falcıya falan geç. Bunlar bende de var. Ay bir gün gitsek mi? Bir gün gitsek mi? Evet. Gidiyoruz. Ben arabayı ben ayarlıyorum lan. Neyse abi, annem babamı şeye götürüyor. Hocaya götürüyor fakat ünlü bir hocaymış. Yani herkes tarafından bilinen bir hoca falan. Neyse abi götürüyor böyle hani tipik klişeler var ya sizi dışarı bekleyeyim ben hazırlayıp geliyorum falan. Mesela dışarıda bir yarım saat bir saat bekliyor annemler. İçeri giriyorlar. Anneme anlatıyorlar yani evde böyle şeyler oluyor böyle şeyler oluyor diye. Bir leğen getiriyor hoca annemle babamın önüne. Babam orada fenalıklar geçiriyor tabii ne yapıyoruz biz falan diye. Babam tamamen bilimin yolundan gitmiş bir adamdır çünkü annem de böyle şeyler meğer. O ne leğen ne falan. Abi leğen geliyor. Adam yarım saat boyunca bir dua okuyor ve diyor ki içinizde ikiniz de inançlı mısınız diyor. Babam diyor ki hayır ben inançlı değilim. Annem diyor ki ben inançlıyım. Neyse abi. Adam diyor ki ben bir dua okumaya başlayacağım. Dua içinden 10 saniye say.
Duayı okumaya başladıkta 10. saniyede üzerine L'nin bir tülbent örtüyor bu arada. Elini sok L'nin içine, yani tülbentin altından. Çıkarabildiğini çıkar diyor. Annem de diyor ki su getirdiniz diyor hani. Ne çıkarabilirim içinden falan. Dediğimi yapacak mısın sen diyor. Amerikan diyor. Dediğimi yapacak mısın falan. Annem diyor ki tamam falan. Adam duayı okumaya başlıyor diyor ki 10. saniyede. Tam 10. saniyede içine sokup 30 saniye içinde ne çıkarabiliyorsan çıkarıyorsun içinden diyor. Annem de okuyor hani herhalde kekleniyoruz diyor. Hani böyle üfürkçülerden bir tanesi bu da falan. Adam duayı okumaya başlıyor. 10. saniye geliyor. Annem içine sokuyor. Çıkarmaya başlıyor. Annem çığlık çığlığa. Çığlık çığlığa. L'nin için... Gözünün önünde o L'nin berrak suydu, anlatabildim mi? Çamur. Ne derler ona? Balçık mı? Balçıklar. Kağıt parçaları, kıllar, saç tomarları ve en ilginci, babam benim evde tesbih sallar. Hani stres atmak için tesbih sallar, dini bir amaç gütmeden. Babamın evde bıraktığı tesbih, L'nin içinden çıkıyor. L'nin içinden çıkıyor, babam şoklar içinde, hani ben yanıma asla tesbih almam, bu benim tesbihim çünkü DB yazıyor, Dursun Başar yani. Annem çıkarabildiğini çıkarıyor, muskalar neler neler böyle lastikler falan. Herkes şok orada, şok vefat iptal falan gerçekten. Sonradan evde bir büyü oldu ve hanenin içinden yani sülale içinden birinin büyü yaptığını ve tesbihte bile büyü olduğunu söylüyor. Hani bunu annem bir hafta, iki hafta falan gerçekten reklamın primini yapmıştır yani. Kızım geçen gün şöyle bir şey oldu falan diye. Fakat hani ben annem anlatırken hala titrer bu olayım. Bu üçüncü hikayede sonuncu hikayeye geliyorum. Annem 22-23 yaşındayken dedemi kaybediyoruz biz. Ve teyzem o zaman evli olduğu için annem ve anneannem kalıyorlar. Ay bu hikayeyi anlatırken tüylerim diken diken oluyor benim ya. Annem benim Cihangir doğumlu. Ve tahta evler var orada. İstanbul'da yaşayanlarınız, Cihangir'i bilenleriniz varsa. O hani böyle tarihi evlerden bir tanesinde doğup büyüdü annem. Bina tamamen tahta olduğu için merdivenler de tahta. Yani apartman merdivenleri de tahta. Neyse abi, zifiri karanlık tabii. Bir de şöyle bir apartmanda yaşıyorlar. Şurada olduğu için hiçbir sokak ışığı annemlerin evine girmiyor. Abi annemle anneannem aynı yatakta yatıyorlar. Bir de kıyamam. Yatıyorlar. Annemin içine birden bir huzursuzluk basıyor. Böyle 1-2 saat yatakta debeleniyor. Hani böyle kötü bir his. Hani ilkokulda matematik sözelciler için söylüyorum. Dilciler için söylüyorum bunu. İlkokulda böyle matematik dersinde probleme kaldırmadan önce bir kaka gelme hissi vardır ya. Hani böyle ay sıçtım abi, sıra bana geliyor. Böyle matematikten hiç anlamıyorum. Endişesi falan. Annemler en üst katta oturuyor bu arada. Gecenin 3'ünde 4'ünde bir apartmandan bir ses geliyor. Tık 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 diye. Merdiven çıkma sesi. Tabii annemler de kapıyı kilitliyor yatmadan önce. Yastığın altına anahtarı koyuyor. Annem birden uykuya dalıyor. Uykuya daldıktan kaç ne kadar sonra artık bilmiyorum. Ay burası anlatırken çok ürküyorum ben abi. Gerçekten çok ürküyorum. Annem bir de zifiri karanlık ya, ne olduğunu göremiyorsun. Saçından annem çekiliyor. Yerde kol boyu sürünmeye başlıyor. Bayağı hani böyle ablanızla kavga ederseniz, kız kardeşler için söylüyorum. Ablanızla kavga ederseniz ablanız sizi yerde sürür ya. Yerde annem sürüklenmeye başlıyor. Annem çığlık çığlığa. Anneannem falan uyanıyor. Bir de annem çığlık atmaya yani avazı çıktı ya. Hani bırak beni falan diye bayağı avazın çıktı ya. Çünkü ne oluyorsun? Birden abi dairenin kapısı çat diye kapanıyor ve annem yere düşüyor. Hani yerde saçı bırakılıyor, anlatabildim mi? Annem kalkıyor şoklar içler ve konuşamıyor bile. Hani yerde böyle filmlerde falan yani delirirsin de annem o moda giriyor gerçekten. İşin garip kısmı şu. Hadi biri girdi eve diyelim. Haydi bacım. Girdi biri eve, annemin saçına... Niye annemin saçına dalıyorsun sen? Sen niye annemin saçına dalıyorsun lan? Ki bu bir insan değil. Çünkü kapıyı kilitliyor bak. Anahtarı yastığın altına koyuyor. Kapı kapanma sesi şey yapıyor. Kapı kapatılıyor ve annem bırakılıyor. Annem kapıyı açmaya çalışıyor kalkıp hani kimdi bu diye. Kapı kilitli ve anahtar hala yastığın altında. How about now bitch? Yani gerçekten annem bana bu hikayeyi anlattığında şey falan olmuştum.
falan. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Beğendiyseniz bana ne mutlu. Fakat beğenmekle kalmıyor. Beğen butonuna basmanız gerekiyor. Bas. Bas. Bas şuna. Yorum da bekliyorum. Kesinlikle yorum da bekliyorum. Zaten benim takipçilerim beni yorumsuz bırakır mı? Bırakır mı ya? Böyle bir imkanı var mı acaba? Ve artık videoları bir zahmet paylaşın arkadaşlar. Artık bir paylaşın be. Vallahi paylaşın. Hadi, sizi seviyorum. Hadi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Anne! Oradaymış.